Sinir testi yapmak için bir takım temel şartlarımız vardır. Bir kere kadın mutlaka her yıl seksüel aktif bir kadın her yıl mutlaka sinir testini yaptırmalıdır. Sinir testi yapılmadan önceki ilk 24 saat içerisinde hastanın cinsel ilişkide bulunmaması, temasta bulunmamış olması gerekir. Tercihen vaginal kanamasının olmaması, örneğin adetli olmaması gerekir. Bunun dışında vaginasına herhangi bir şekilde vaginal duş vesaire gibi şeyler uygulamamış olması gerekir. Herhangi bir ilaç, vaginal fitil vesaire uygulamamış olması gerekir. Sinir testini yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, sinir testi şu elimde gördüğünüz sinir çubukları ile yapılır. Bu sinir çubuğu rahim ağzının ortasında oturtulur. Böylece hem kanaldan hem de çevre dokudan dökülen hücreleri alır ve bunları lama yaymaya dayanır zaten sinir testi. Bunu çok fazla çevirmemek, gereksiz yere rahim ağzını kanatmamak gerekir. Bunu sadece 180 derece çevirmeniz yeterlidir. Daha sonra bu bir lama yayılır ve fikse edilir alkolle veya örneğin saç spreyiyle. Diğer yeni jenerasyon timprepler bulunmaktadır. Timprepler bir takım artefakları engellemesi, yeni sıvı bazlı sinir testleridir timprepler. Engellemesi ve patoloğun işini kolaylaştırıp tanıda atlamaları azaltması açısından önemlidir. Diğeri bir stobraştır. Eğer hastada siz içeride herhangi bir lezyondan şüpheleniyorsunuz, örneğin hastanın simiri daha önceden tedavi ettiniz, dipkonizasyon yaptınız, sin 2 geldi, sin 3 geldi, içeriden de bir sürüntü almak istiyorsunuz, sizi tatmin etmiyor. Konvansiyonel sinir çubuğu dışında stobraş da aynı zamanda servikal kanalın içinden de dökülmüş hücreleri toplayabilir. Daha sonra gene konvansiyonel sininizi alabilir. İkisini de lama sürüp veya sıvı bazlı bir preparatın içine koyarak patoloğa gönderebilirsiniz.